Merhaba değerli izleyenler, Editörün Gözünden programına hoş geldiniz. Bugün kadın kooperatiflerini konuşacağız. Kadın kooperatiflerinin hem kent ekonomisine hem ülke ekonomisine hem de sosyal hayata kattığı canlılığı, faydalarını, varsa sıkıntıları bunları konuşmaya çalışacağız. Çok değerli iki konuğum var. Hürmet Satoğlu, Kardelen Güçlü Kadınlar Kooperatif Başkanı, canlı yayın konuğumuz. Sayın Satoğlu hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız, iyi ederim. misiniz? İyiyiz, çok sağ olun. Yoğun şekilde çalışıyoruz. Sizler? Teşekkür ederiz. Allah kolaylık versin Sağ olun, inşallah. teşekkürler. Bir diğer konuğumuz da yine Kardelen Güçlü Kadınlar Kooperatif Başkan Yardımcısı Sayın Fatma Yanmaz Can. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun iyi. Siz de iyisiniz. Teşekkür ederiz, Eh, sağ Allah olun. iyilik versin. Evet, bugün kadın kooperatiflerini konuşacağız dedik. Nereden çıktı Kayseri'de? Kaç tane kadın kooperatif var? Hayatımıza ne zaman girdi çok fazla bilmediğimiz bir alandı. Kooperatifleri biliyoruz ama kadın kooperatifleri aracılığıyla üretime, istihdama katkı sunulması son herhalde 1-2 yıldır gündemimizde Kayseri'de. Bunları konuşacağız. Nasıl ortaya çıktı? Bunlardan bahsedeceğiz. Tabii ki öncelikle Sayın Başkan Hürmet Satoğlu'nu tanımak isterim. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii ki Kayseri doğumluyum. Evliyim, iki çocuk annesiyim. Daha önce milli eğitimde ve özel okullarda öğretmenlik yaptım. Daha sonra ticarete atıldım. Daha sonra da yolum kooperatifle kesişti. Çok mutluyum. Güçlü kadın olmak, güçlü kadınlara yön verebilmek çok güzel. Bismillah dedik, yola çıktık. Önce valimiz Gökmen Çiçek sayesinde, daha sonra Melik Gazi Kaymakamımız ve Melik Gazi Belediye Başkanımız, Bülent Karacan ve Mustafa Palancıoğlu sayesinde çok yol kat ettik. Kat etmeye de devam edeceğiz inşallah. Peki, konuşacağız. Sayın Fatma Yanmaz Can, Evet. sizi de tanıyalım. Evet. Evliyim, iki çocuk annesiyim. Allah bağışlasın. Amin. Biz de aynı öyle işte. Kardelen Güçlü Kadınlar diye kooperatif kurduk. Mutluyuz. Huzurluyuz, iyiyiz yani. Evet. O zaman şöyle Kardelen Güçlü Kadınlar Kooperatifi nasıl ortaya çıktı? Sayın Satoğlu'ndan almak isterim. Nereden çıktı? Yani neden böyle bir yola düştünüz? Şimdi öncelikle bizim bir temizlik şirketimiz vardı. Halı yıkama ve temizlik şirketimiz eşimle birlikte. Ve günde 3-4 kadın bize iş başvurusu yapıyordu. Ne yapabilirim diye düşündüm. Sayın Valimizin de böyle bir öncülüğü varmış. Hiç tanımadığımız kadınlarla 7 kadın bir kooperatif kurduk. Bu kooperatifi daha sonra valimiz öncülüğüyle bütün kapılar açıldı. Ve şu anda biz ev tekstili alanında ilerlemeye başladık. Sayın Valinin önerisiyle mi kuruldu yoksa siz kendiniz bir araya gelip mi kurdunuz bu fikir nasıl ortaya çıktı? Biz Mart 2021 kuruluş itibariydi ama valimiz sayesinde bütün kapılar açıldı, öyle diyeyim size. Peki. Evet. Daha sonra Sayın Palancıoğlu ve Sayın Bülent Karaca'nın destekleriyle de makinalarımız ve yer tesisimiz oldu. Biz ev tekstili alanında şu anda uzmanlaştık. Şu anda Dokohom'a fason iş yapıyoruz. Kendi nevresim markamızı çıkardık. Boko, Woman Comfort adı altında. Şu an yani çok güzel gidiyor. İnşallah daha da güzel olacak her şey. Evet. Sayın Fatma Hanım, siz nasıl tanıştınız kooperatifle? Ben Nereden esinlendi? Nereden kooperatife girdiniz? biz de işte hem bağ komşusuyduk, hem bana önerdi Fatma teyze böyle böyle yapalım diye. Olur kızım dedim, beraber bu yola çıktık. İyiyiz yani. 2021 yılından beri beraber Aynen, berabersiniz. evet, aynen. Devam ediyoruz. Siz başkan yardımcılığını yürütüyorsunuz Evet, kooperatifte. evet. Hem bir taraftan üretim yapıyorsunuz, bir Aynen, taraftan da tabii aynen. ki kooperatif işlerini de takip ediyorsunuz. Evet. Evet, peki Sayın Satoğlu yeriniz mi, nasıl oldu bu kooperatif kurdunuz? Sonra bir Şimdi şekilde üretime geçmek için bazı yolları kat etmek lazım.
Şimdi öncelikle aslında hedefimiz tabii ki önce kendimiz para kazanmaktı. Ama baktık ki yani günde 3-4 kadın Melikgazi ilçesinde bize iş başvurusuna geliyor. Biz Melikgazi'nin Küçükali Mahallesi'nde şu anda ev tekstili üretimi yapıyoruz. Bu artık bizim için bir dava oldu. Artık kendi paramızı kazanmaktan ziyade gerçekten biz de kazanalım, bizim gibi birçok kadın da kazansın. Artık hedefimiz o. Neden? Çünkü hep benim bir biliyorsunuz bir sözüm vardır. Kadın kazanırsa ülke kazanır. Yani ülke kazansın istiyoruz. Kadınlar kazansın istiyoruz. Diyorum ya önce kendimiz kazanalım diye çıktık ama 3-4 kadın, 5 kadın. Şimdi hedefimiz 100 kadın. Şu anda 12 kadınımız var. Bu 20'ye çıkacak, 30'a, 40'a, 50'ye. Ama devlet büyüklerimizden tabii ki bulundukları makamlara layık şekilde bize kapılarını açmalarını daha da rica ediyoruz. Zaten Vali Gökmen Çiçek sayesinde bütün kapılar açıldı bize. Biz hani biz para istemiyoruz. Biz üretmek istiyoruz. Sadece üretmek. Ya, işte pazar yeri oluşturulsun istiyoruz. Üretim bizden. Ama diyorum ya başkanlarımızın, işte devlet büyüklerimizin ellerindeki imkanlarla ne gerekiyorsa yapmaları. Şu anda ne üretiyorsunuz? Biz nevresim takımı, çarşaf, yastık üretiyoruz. Şu anda sadece onu üretiyoruz. Fason olarak değil Fason mi? İş yeri. Bu işi siz mi bağlıyorsunuz? Nasıl oluyor? Devlet büyükleri mi yardım ediyor? Devlet büyüklerimiz de yardım ediyor. Tabii ki istikbal işini bize Sayın Vali Gökmen Çiçek aracılığıyla oldu. Sayın Bülent Karacan da şimdi başka bir markayı bağlama aşamasında. Ama şu anda en büyük sorunumuz yer sorunu. Sağ olsun Sayın Palancıoğlu bize bir yer tahsis etti. Fakat biz sığmıyoruz artık oraya. Güzel. Yani çünkü... Sığmamanız güzel. Sığmamanız işinizin arttığı anlamına, İşimiz personelin arttı. Arttığı anlamına taşıyor. İşimiz arttı, biz sığmıyoruz. Ne kadar büyük bir yere geçersek o kadar çok kadına hitap edeceğimizi düşünüyoruz. Diyorum ya 10 makine 10 kadına iş tahsisidir. 20 makine 20 kadına iş tahsisidir. Biz öyle düşünüyoruz. İnşallah devlet büyüklerimizden de bu konuda ellerinden geleni yapmalarını istiyoruz. Evet. Sayın Fatma Hanım siz de üretime katılıyor musunuz yoksa yöneticilik mi yapıyorsunuz? Üretimin her kademesinde her var mısın? Değil mi? Her tarafında, evet, aynen öyle. Hem üretimdesiniz, hem yönetimdesiniz. Aynen öyleyim, evet. Bazen kontrol yapıyoruz, bazen makineye oturuyoruz, bazen yani kutu yapıyoruz. İlla yöneticiyiz diye bir şey yok yani biz her yerdeyiz şu anda. Aynen öyle. Evet, tabii. Yani kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Geçtiğimiz aylardaydı herhalde depremden önce miydi sonra mıydı hatırlayamadım. Güzel bir şeyiniz de fuarınız da açıldı. Evet. Orada da bütün kadın kooperatifleri ürettiği ürünleri Kayserililere gösterme fırsatı elde etti. Evet. Siz de standta yer aldınız. Nasıl geçti fuar? Çok güzeldi. Fuarımız çok güzel geçti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Şimdi şöyle, kooperatifçilikte şu vardır İsmail Bey, işte kadınlar imece usulü hep bir arada olurlar, ürettiklerini satarlar. Biz biraz daha profesyonelliğe geçtik. Fuarda da bunu çok güzel gösterdik. Standımız çok farklıydı. Gıdamız da vardı. Gıda üretimimiz de vardı. Güzel geçti fuarımız. Gıda benimle sizin geçti. Kooperatif mi üretti? Aynı. Evet, gıda bölümümüz de var ama orayın da açılışını yapmadık. Şu anda tekstil alanında çok güzel gidiyoruz. Hani bir alanda güzel gittiğimiz için diğer bir alana yönelmenin pek doğru olmadığını düşündüğümüzden biraz ara verdik. Ama şunu da düşünüyoruz. Gıda alanında çalışan arkadaşlara da iş imkanı sağlamak istiyoruz. Çünkü tekstil yapan arkadaşlar farklı, gıda yapan arkadaşlar farklı. Yani tekstilde 20 kişi ise gıdada bir 20 kadınımız var. Yani bize büyük organizede dev bir yer olursa neden olmasın? Yani hedefiniz büyük organize sanayi. Hedefimiz büyük kadın fabrikası açmayı düşünüyoruz. Bir tarafında nevresim, çarşaf, yastık üretilecek. Diğer tarafında kadınlarımız organize sanayi bölgesine yemek yapacaklar.
Bizim hedefimiz o. İnşallah buradan sesimizi de duyuralım devlet büyüklerimize. Zaten diyorum ya, Sayın Gökmen Çiçek elinden geleni yapıyor. Sağ olsun. Fuarda ne yaptınız? İş mi bağladınız yoksa sadece üretilen ürünleri işte insanlar geldi, baktı, gördü, gitti mi? Biz iş adamlarını standımızda bekledik. Yani çok büyük bir iş bağlantımız olmadı. Sadece biz şu anda istikbal.com'la iş yapıyoruz, sağ olsunlar. Özellikle ben oradaki Göksel Bey'e, müdürümüz, CEO'muz, CEO'muz Alparslan Baki Bey'e, müdürümüz Göksel Bey'e ve özellikle satın alma müdürü Ömer Bey'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok ilgileniyorlar. Onun dışında iş adamlarını yeni bir fuar olursa da bekliyoruz yani. Standımıza da bekleriz, iş yerimize de bekleriz. Fuarda kaç gün kaldınız? 10 gün kaldık. 10 gün. Aha. Epey bir uzun zaman. Evet, siz fuarda yer aldınız herhalde. Aynen, aynen. Tabii ki ben oradaydım. Ne hissettiniz orada? Çok mutluydum. Keşke olsa bir daha da gitsek. Niye mutlu oldunuz? Gözleme yaptık. Hem gözleme yaptık. Satışlar iyi oldu. İnsanlar yani ne bileyim her şey vardı. İyiydi yani. Fuarda diğer şeyler de vardı. Kooperatifler de vardı zannedersem. 16 ilçede mi var kooperatif? Evet, şu anda 16 ilçede kooperatiflerimiz mevcut. Evet, hepsi de uğraşıyorlar, didiniyorlar bir şeyler yapmaya. Ama şu anda Kayseri Melikgazi'de tek kooperatif biziz. Melikgazi'de çok büyük bir ilçe. Biz istiyoruz ki sadece 7 kadınla kalmayalım. Kooperatifimizi büyütelim. Hedefimiz 100 kadın olsun. Hem çalışanlarımız hem üyelerimiz. Kooperatifiniz mi 100 olsun, çalışanlarınız mı 100 olsun? Şimdi biliyorsunuz İsmail Bey, yönetime ya da ortaklığa ne kadar çok kişi girerse o kadar çok karışıklık oluyor. Biz istiyoruz ki hani 7 kişi kalalım ama çalışanlarımız 100'e çıksın. Hedefimiz bu. Ne tür zorlukları yaşıyorsunuz? Şimdi 7 kadının bir arada olduğunu düşünün. Bir de 100 kadının bir arada olduğunu düşünün. Ne güzel. Güzel ama işte kar yani ne güzel derken yani siz niye kadın sayısından şey olarak hani laf söz işte olur, olur. Dedi ki demiş ki bunların hepsini idare edebilmek ayrı bir yetenek. Ben o anlamda demedim kooperatifçiliğin şeyi. Getirdiği zorluk sıkıntılar olarak, var mı? Sıkıntı olarak kadınların her bir kadının ben bilirim demesi bir. İkincisi ulaşım sorunumuz var. Uzaktan gelen kadınlarımız oluyor. Servis imkanı gerekiyor. Üçüncüsü işte yer sorunumuz. Yerimiz küçük geliyor. Yeriniz daha çok iş geldiği için mi küçük geliyor? İş evet. Geldiği için küçük geliyor. Bunun için bir girişimde bulundunuz mu? Talepte bulundunuz mu? Evet, şu anda Sayın Valimizden ve Belediye Başkanımızdan bir randevu talebim oldu, evet. Haber bekliyorum. Kaç işle başladınız? Parça başı mı çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Şu anda biz istikbal.com'un parça başı işini yapıyoruz. Adet dikiyoruz. Adet hesabı geliyor. Ne kadar ürün olursa o kadar parça başı fiyat alıyoruz. Sigorta vesaire çalışanlar oluyor mu? Nasıl? İşte böyle? Hedefimiz o. Kadınlarımız düşük miktar parça başı çalıştığı için evet. Parça başı çalıştıkları için düşük miktar çalışmak istemiyorlar. Çünkü çoğu ev geçindirmek zorunda olan kadınlar. Yani hobi amaçlı geleyim burada çalışayım diyecek kadınlar değil. Çoğu herkesin ihtiyacı hayat oluyor. Yükü olan. Yani bir kurs olmadığı için burası değil evet, mi? Evet. Evet. Sonuçta değil. Çalışma ortamı olduğu için insanların evet. Beklentileri farklı oluyor. Aynen. Aylık evet. Bekliyor, üretime katılmak istiyor. Aynen evet. Biz şunu da istiyoruz İsmail Bey. Hem öğretelim işi. Çünkü genelde gelen kadınlarımız 40 yaş üstü kadınlar. 40 yaş üstü kadınlar bir fabrikada ya da bir yerde iş bulamıyorlar. Bulamazlar. Bulamıyorlar. Herhangi bir vasıfları da yok. Buraya diyorlar... Biz gelelim para kazanalım. Bir vasfın var mı? Yok. Meslek edindirmek de istiyoruz biz. İnşallah Melikgazi Halk Eğitim'le de bir projemiz var. Yani hem terzilik öğrenebilirlerse öğrenip paralarını kazanmaları. Evet yani kadının güçlü olması, kadının ekonomiye katkı sunuyor olması nasıl bir duygu? Yani bu... Siz başta güzel bir cümle kullandınız.
şu anda hatırlayamadım. Sizin de sloganınız olmuş. Kadının mutlaka bir şeyde yer kadın alması gerek. Kadın kazanacak ki toplum evet. kazanacak, toplum kazanacak ki ülke kazanacak. Hı. Yani. Yani ne hissediyorsunuz kadının üretimde yer alması, topluma kazandırıyor olması? Şimdi kadınlarımız biliyorsunuz hep mağdur olmuş şimdiye kadar. Evet. Yani güçlü kadınlarımız da var ama mağdur olan çok kadınlarımız da var. Biz istiyoruz ki kazansınlar, ekmek paralarını kazanmak zorunda olan kadınlarımız var. Çocuklarını okutmak zorunda olan kadınlarımız var. Hı-hı. Bu kadınlarımız kazansın. Hem ülke ekonomisine katkıları olsun hem kendi ekonomilerine katkıları olsun. Hedefimiz bu. Evet, tabii sosyal hayatta da insanlar moral buluyor, motivasyon oluyor en azından bu tarz yerlerde belki deşarj oluyor. Fatma Hanım'a sorun, bir nevi biz psikoterapi yapıyoruz değil mi evet. Fatma Hanım? Aynen öyle. Mesela evet. oyunlar oynanıyor orada arkadaşlar arasında, kekler börekler geliyor işte, böyle güzel bir ortam Hı. oluyor çalışma arasında. Yani biraz da bir nevi kadınlar buraya geldiklerinde biz burada kendimizi buluyoruz işte. Stresten uzaklaşıyoruz diyen arkadaşlarımız da var. Kendisi söylesin. Fatma Hanım tabii ki biraz daha şeyi görmüş, hayatın içeriğini tecrübe. Görmüş. Bizlerden daha tecrübeli bir isim. Evet. O kadınların orada sosyal hayata katılması, ekonomiye katılması, onların gözlerindeki ışıltı ya da hissettikleri size yansıyordur. Ne hissediyorlar oraya gelenler? Hem topluma faydalı oluyorlar hem de tabii ki. Aynen aynen. Hem topluma faydalar oluyor. Ne mutlu oluyorlar. Siz daha önce şey miydi? Evde miydiniz? Ben evdeydim evet. İlk kez mi katılıyorsunuz aynen üretime? Aynen öyle aynen. Aslında öyle. Sizin de sizin için de önemli herhalde. Evet. Sizin yaşadığınız. Birkaç yere gittim ben de. Hı-hı. Ama burada kendi yerimiz olduğu için daha şeyim yani. Evde bile duramıyorum inan ki. Hmm. Hasta olsam bile yani illaki oraya gideceğim. Her gün geleceğim aynen, diyorsun. Aynen, aynen. Oradaki üretimi, üretime katılmak o, güzel bir duygu. Ay evet, evet. Bir şeyler İstiyorum. Üretmek, başarmak, para kazanmak. İlk şeyiniz nasıl oldu? İlk üretiminiz ve teslimatınızı, o duyguları almak isterim. Ya çok güzel bir duygu gerçekten. İlk üretimi yaptık, kaliteye geldi arkadaşlar. Kalite kontrol var biliyorsunuz bu büyük şirketlerde. Kontrolden geçtikten sonra hepimizde büyük bir alkış koptu. Yani çok güzel bir duygu. Para kazanmak, üretmek, başarmak. Güzel bir duygu. Evet, diğer kooperatiflerle de işbirliği içerisinde misiniz, konuşuyor musunuz? Tabii ki. Birlikte tecrübe paylaşımı oluyor mu? Gruplarımız var. Hep beraber istişare Hı-hı. yaptığımız gruplarımız var. Beraber neler yapabiliriz ya da mesela benim ipe ihtiyacım oluyor örnek Hı-hı. veriyorum. İp üreten basit bir örnek. Kooperatiflere arıyorum onlardan alıyorum ya da işte gilaboruya ihtiyacımız oluyor, yaprağa ihtiyacımız oluyor. O kooperatiflerden kooperatifler alıyoruz. Kooperatifler birbirini destekliyor yani. Birbirini destekliyor. He, sonuçta orada bir şeyler yeniyor, içiliyor derken diğer kooperatiflerden mi temin ediyorsun? Tek yenme içme olarak Hı. değil biz yaprak üretimi yapıyoruz. Yani yapacağız inşallah ileriki süreçte daha şimdi tekstil. Diğer kooperatifleri gezdiniz mi? Gördünüz mü yerinde? Açılışlarına gittik. Hı. Evet. Onları da davet ettiğinizde onlarla da istişareler yaparsınız inşallah olursa. İnşallah tabii ki ne demek yani elbette ki davet etmek isteriz. Hı hı. Onlar da ekonomiye can katıyorlar ve Kayseri ekonomisine katkı sunuyorlar. Sayın Vali Gökmen Çiçek'in size karşı pozitif bir ayrımcılığı var. Bu yönde de Sayın Vali'ye tabii ki ayrıca bir teşekkür etmek lazım. Evet çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten hızlı bir şekilde kadın kooperatiflerini hayata geçirdi. Zaman zaman haber geliyor. İşte Tomarza'dan geliyor, Akışla'dan geliyor, Melikazi'den geliyor vesaire. Hacılar'dan geliyor. Bunları harekete geçirmek de güzel bir davranış diye düşünüyorum. Biz de valimizi utandırmamak için emin olun gece gündüz. Sabah evet. 8 bazen eve gidiş saatim onu bile buluyor. Hmm. Yani şöyle o bizden çok umutlu. Onu utandırmayalım, güzel işler yapalım diye elimizden geleni yapıyoruz. Başardığımıza da inanıyoruz. Hiç endişesi de olmasın. Özellikle ben Kardelen olarak bahsediyorum. Kardelen Kooperatifini Kayseri'nin hatta Türkiye'nin
en büyük kooperatiflerinden biri yapacağımıza söz veriyoruz. İnşallah. Yeter ki diyorum ya, devlet büyüklerimiz kapılarını açsın bize. Bulundukları mevkinin, makamın yapılabilecek şeylerini bize sunsunlar. Biz para pul istemiyoruz, tekrar ediyorum. Biz sadece üretmek istiyoruz. Bize pazar bulunsun, işte işlerimiz büyütülsün. Kadın istihdamıyla ilgili mesela ben bu ara bizim aradığımız usta öğretici belgesi olan arkadaşlar, buradan da duyuralım. Usta belgesi olan arkadaşlar varsa iş başvurusu yapabilirler. İşkur bize aracılığıyla bir destek vesaire alıyor musunuz? Şimdi oradan işkur olunca sigortalı inşallah onu da düşünüyoruz. Bir arkadaşımızı yaptırdık yavaş yavaş sigortalı yaptırmayı düşünüyoruz ama daha o kadar olamadık. Yani herkes sigortalı yaptıracak düzeyde değiliz. Ama hedefiniz 100 kadın olunca ister istemez bir hedefimiz, işletmeye dönüyor sanki kooperatiften daha çok işletmeye dönüyor. Şöyle bir şey var, haftada bir sigortalılar daha. Yani haftada bir onu ayda 20'ye 30'a çıkarmak için ben işkur müdürüyle de görüştüm. Yani şu anda benim bütçem buna müsaade etmiyor ama diyorum ya, tekrar ediyorum, devlet büyüklerimiz bir el atarsa biz bütün kadınlarımızı sigortalı yaptırmak için ne gerekiyorsa yani bize pazar, bize müşteri bulsunlar. Öyle diyeyim. Ellerinden yani nasıl diyeyimse, nevresim takımı istiyorlarsa nevresim takımlarını bizden alsınlar. Ya da iş adamları şu bu yönlendirebilecekleri biri varsa bizden alsınlar. Biz para kazanalım ki onları sigortalı yaptıralım. Şimdi tabii ki hedefiniz 100 dediniz. Biraz önce de iş başvurusu ya da sizinle çalışmak isteyenlere seslendiniz. Kimlere bekliyorsunuz? Nereye müracaat edecekler? Nasıl iletişime geçecekler? Yani sizi televizyonu arayabilirler isterlerse ya da bir iletişim numarası bırakabilirim ben buraya. Ya bizde var zaten, bizi ararlarsa biz size iletiriz. Yemin. Ya da yerimiz Küçükali Mahallesi'nde, evet. Kardelen Güçlü Kadınlar Kooperatifi olarak. Bir şeyiniz var mı? Yani mutlaka bir ne diyelim, kriteriniz vardır. Bir aradığınız kişiler kimler? Şimdi illaki dikiş makinesi bilen arkadaşlar olacak. En az 2 yıl deneyim olacak. Tekstil alanında çalışmış da olabilir, çalışmamış da olabilir ama illaki bir hani dikiş bilen bir arkadaş olacak. Ve usta öğretici belgesi olanlar daha çok tercihimiz. Evet. Tabii kooperatiflik gerçekten ismi gibi inşallah güçlü olur. Kardelen Güçlü Kadın Kooperatifi i̇nşallah. Büyür, gelişir. Daha i̇nşallah. Da güzel işlere imza aynen. atarlar. Evet. Sizden son sözlerinizi alalım, sonra Hürmet Hanım'la programı bitirin. Evet. Ne diyeyim Allah? Yani kadınlar üretim. Hedeflerinizi söyleyebilir misiniz? Hedefleriniz. Evet. Hedefimiz büyük işte. Üretimde yer alacaksınız. Üretimde aynen. Kadınlar her alanda olması lazım. Evet. Evet. Peki teşekkür ederim Allah size. Allah razı olsun. Hürmet Hanım, sizden de son sözlerinizi alalım. Kardelen Güçlü Kadınlar Kooperatifi olarak biz Melik Gazi ilçesinde hayat yükü olan, iş yükü olan kadınların çoğuna iş imkanı sağlamak için yola çıktık. Biz de kazanalım, onlar da kazansın. Hedefimiz büyük. İnşallah daha da büyüyeceğiz. Öncelikle Vali Gökmen Çiçek'e tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Diğer devlet büyüklerimden de diyorum ya, imkanları boyutunca bize destek olmaları için buradan sesleniyorum. Peki, ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun konuk ettiğiniz için. Evet. Bugün iki değerli kadınımızı konuk ettik. Kardelen Güçlü Kadınlar Kooperatifi Başkanı Sayın Hürmet Satoğlu ve Başkan Yardımcısı Fatma Yanmazcan'ı konuk etti kendisiyle. Kardelen Güçlü Kadınlar Kooperatifini ve kadınların ekonomiye katkılarını konuşmaya çalıştık. Bitirdik. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.